Var masada. Kolu hakikaten kaldırsana. Orada kolu da var oğlum, sen de onu kaldır. Tamam. Kol hakkına gidiyor. Ben onu görmemiştim yarabbim. Sen de onu kaldır. F***ye bak. Görmedim onu. Sakşa. S***yecek bir şey yok. Benim öğrencisi yok kendim. Elli trilli aynı emeği gösterebileceğim. Bak, sen de kol var. Sen de kaldır onu o zaman. Bu arada ben de senden hoşlanıyorum demiş bu notta. Sevgili Berk yazdı diye tabii düşünüyorum. Tabii ki ben yazmışım. Cumartesi çalışıyorum ama pazar olur ne diyorsun demişsin. Cevap alabildin mi buna? Yok. Yeah. Anladım. Görüldü atmıştır. Yani. Ya da blok yemişim. Mavi tik. Mavi tik Android'de çalışmıyormuş galiba. Nasıl ya? Nasıl ya? Öyle bir şey okudum. Neredeki var mı öyle bir şey? Neredeki? WhatsApp. WhatsApp'taki. Oğlum yo dedi adam, bir anda bitti zaten bu mistik. Evet, bomboşla birlikteyiz. Kaçıncı bomboş oldu? 3826. Esneyen bir adam var burada. Esnek biriyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kaybetmedik enerjimizden. Evet. Zaten kazanmamıştık. Bugün Berk güne çok enteresan bir şekilde başladı. Hayatında bir ilk bizle sabah onu paylaşacak. Sporu gerçeği. Evet. Nasıl başladın güne mesela? Sabah uyandım. Ben uyandım. Bugün spor yapacağım evet, dedim. Evet, ben bugün sporu madem sabah yapayım. Nasıl olsa ölü bir zaman var ofise gelene kadar diye. Ölü bir zaman dediğim için çok kötü oldu falan. Biz uyanmadığımız için ölü bir zaman değil mi? uyanmamaya devam edin lütfen. Çünkü tamam. Çok güzelmiş. Güzeldi değil mi? Sabah sporu diye bir şey salonda. Keyifli bir spor salona sonucunda. Aşırı enerjik başladım, o yüzden hemen bitti buraya gelince. Evet, geldi. Çok iyi oluyor beyler, süpermiş. Evet, çok dinç hissediyorum kendimi falan aha dedi. Yemek yedik, geldik. Burada uzanmış. Burada esniyor. Bütün enerjiyi bitirmiştim. Ama çok güzelmiş hakikaten. Evet. Sabah yapılan çok farklıymış yani. Yazlıkta güzel oluyor ya. Sabah havuza giriyorsun. Sonra öğlen uyuyorsun. Evet, FIFA. Bak o olayı sonra çok seviyordum. O olayı çok seviyordum. Yazlıkta çünkü öğlen uyuduğunda kimse seni ayıplamıyor. Tabii tabii. Ama yazın normal hayatında olur, mesela olur. Çalışmıyorsun o gün. Öğlen uyuyakalmışsın. Evet. Uyuyakalmışsın falan. Kaldım yani ne kime niye kızılıyor? Uyuyakalmadım bana. Öncelikle bilinçli olarak. Yatağıma girdim, yorganımı çekmişim. Evet. Uyuyakalmışsın diyor. Hadi ya. Yani buna karşıyım mesela. Çok fazla böyle insan var. Hatta Ece de bunlardan bir tanesi. Uyumak ayıpmış gibi. Böyle hani 8 saat 10 saat uyudun. Okey. Ama sen de zaman geçirecek ya. Sen de zaman geçirecek yani. Şimdi mantıklı cevaplarla gelmeyeceğim. Geç uyanmaya laf ediyorlar. Yok ya her zaman öyle biz. Ona uyuz oluyorum. Hayır işte geçirdiğin yani zaman kısa. Abi 1'de uyandın. Evet 8'de yattım çünkü sabah. Yani 5 saat uyumuşum tekniken. Aynı şeyi ben de gece yiyenlere kızanlara bak gösteriyorum. Yiyenlere kızanlara. Böyle bir Trakyalı. Kızanlara. Kızanlara. Ya mesela atıyorum hani çok gece 2'de yemek söylüyorum diye mesela kızıyorlar bana. Hı. Ama 8'de yatıyorum mesela sabah. Ama orada olay sindirimin 6'da çoktan durmuş olması yani sindirimi ama aradığında... o normal insanlar için. Doğru. Sen de ben işte aynısını doktoruma söylemiştim. Ya doktorlar yalan söylüyor konu. Bana şey demiş, sen 100 bin yıllık evrimi çevirebileceğini mi zannediyorsun demişti. Okey haklıymış. Gelmişti. Haklıymış, yalan söylemiyorlarmış. Ama mesela gece çalışanlar ne yapıyor o zaman? Yemiyorlar. Erken ölüyorlar işte. Onların görevi o. İşte. Yani. Piyasa her türlü her salep dengeye geliyor yani. İlla bir şekilde ya illa bu hayatta bizi o kalıplara sığdıracaksınız. Bu mudur hocam? Yemiyorlar ya gece çalışanlar da. Benim var nasıl gece güvenli abi? Arkadaşlarım Şerif abi falan vardı ya. Ne çay yapıyorlar? Abi ben 12'den sonra yemiyorum falan deyip 11'de güne başlayan adam var ya gece. Hayır canım o zaman da başlamıyor ki. Yine işte yani eve 9'da dönüyor. 2'ye 3'e kadar uyuyor. Aynen. Sonra yemeğini falan yiyor. Ben karşıyım bu kalıplara. O yüzden hep fit. Mesela şöyle bir anti şeyler de var. Kahvaltı hani en önemli öğündür. Uyandığında yediğiniz evet şey falan filan. En önemli onun olduğu için. Onun antitezi de var bu arada. En antitezine söyleyen doktorlar da var. Hayır en önemli öğün değil diyorlar. Bir şey diyeyim. Çok antitezi o kadar. Çok önemli bir öğünse bunu sonraya saklamak nasıl daha iyi değil mi? Ben mesela bir ara öyle onlar yapayım da öyle diyor zaten. Çok onlar önemli. Uyandığınızda mesela. Bu kadar önemliyse ki hemen yapmayayım. Ama saklayayım yani gün içinde. Ya en mutlu anıma saklıyor. Güzel bir anda. Şey diyenler var. Şey uyandığınızda hemen yemek yerseniz hani şekerinizi yükselterek güne başlıyorsunuz falan filan deyip mesela öğle yemeğinin
Kelle paça. Şeyleri var. Kelle paça. Desteklerleri var. Yumurta. Yumurta. Kelle paça. Random shit. Bu arada hani çok dalga geçiyorlar Canan Karatay'la falan ama hayır, bir kere haklı. Ben bir Canan Karatay kahvaltısı yaptım. Ece hazırlamıştı. Ya böyle bir şey yok. 7 saat falan acıkmadım biliyor musunuz? Ve çok az şey yedim yok, yani. Zaten orada sıkıntı kadının söylediğiyle yaptığının aynı şey olmaması. Hayır orada söylediği de mantıksız değil. Yok aşılara... Ya, virüse karşı söylediği şey mantıksız da. Benim teyzemler restoran işletiyor yani. Mantıksız. İşte biliyorsunuz. Canan Karatay geldi diyor kahvaltıya. 72 tane zeytin yemiş. Garson saymış böyle. 72 tane zeytin yemiş. Niye sayıyorsunuz ya? Başka insan ki sayılmaz ya. Ama o zaman da çok tuz alıyorsun ya. Mesela o da tehlikeli. Ama kelle işte... paça mesela bağışıklığını yükselttiği için kadın öneriyor bunu. Ya tabii ki. Saçma değil ki. Ya tabii ki dünyanın en saçma şeyini söylemiyorum da. Ben bugün senin antinim bugün. Burada böyle gereksiz mi? Hayır hayır yani virüsün virüsü yakalanmamak için savunulacak ya bir şey belki de. Bağışıklığını yüksel, yakalanmazsın diyor kadın işte. Yani. Ama işte o kahvaltı konusunda çok haklıymış yani. Yok ben ya garip gördüm. Demeçleri var o kadının yani. Evet. Dolandırıcı, var, var. Bir anda dolandırıcı vibe'ı alıyorum ben. Lahmacun diyet yemektiri diyor. Yok ya. O aşıyla ilgili söyledikleri de bayağı sıkıntılı o kadın. Ha evet öyle bir durum da var. Neyse. Ona güvenmeyin yani siz de doktorunuzla bize güvenin diyor. Aşı, aşı konusu bana bu arada abi. Dünyayı bayağı kasıp kavurmakta özellikle Amerika'da. Anti-vaksin. Bayağı anti-vaksin. Kasıp kavuruyor çünkü yaptırmıyorlar ölüyorlar o yüzden. Ya işte ama bu kadar evet insanın ya. Buna inanmış olması bir proje olamaz bence. Yani burada, burada daha tehlikeli bir durum var. Trump'ı seçtiler lan o kadar insan. Trump etkisi. Bu proje değil ya. Büyük kitlelerin salaklıklarını hiç küçümsememekler. Aşıya karşı olanların şöyle de bir altyapısı var. Ya bunlar boşu boşuna para harcatmak için evet, yapılan evet. Şeyler. Bunlara gerek yok aslında falan gibi bir dürtüyle çoğu zaman şey yapıyor. Hatta dünyayı bir Facebook grubunda 3 ayda var geyiği. İşte. Bir Facebook grubunda bir çocuğun ölümüne sebebiyet vermişler diye duydum. Anti-vax gibi bir grup. Ne yapayım? Diye işte aşı yaptı. Ama... Pardon ilaçla ilgili bir konuydu özür dilerim. İlaç verme şunu şunu yap bilmem neyi karıştır falan diye tavsiye ama... almış. Ayağına soğan koy diyorlar. Ayağına soğan koyunca ne değişecek lan hayatımda? Öksürüyorsun işte. Adamların yaptığı şey çocuklarına koruyucu aşı yaptırmamak. Evet, yani çocuk aşısı falan bahsetmiyoruz. Aynen bu hiçbir şeyleri yaptırmıyor. Çiçek aşısı falan da işte. Evet, yani evet, bu, evet. Hani çoğu ölmüş hastalıkları gerek... İnfluenza salgını vardı İspanya'da galiba. Öyle bir İtalya'da mı İspanya'da mı ne? İspanyol gribi mi diyorsunuz? Yani. İnfluenza evet. Yani bu çok uzun süredir görülmeyen bir şeyi tekrar hortlatmışlar. Ve insanlar ölmüş bu yüzden. Canan Karatay işte profesör bu... müydü? Evet, kalp doktoru. Ama şey, yani ilk doktor. Açık kalp ameliyatını yapan ekipten bir tanesi. Dünya üzerinde. Aslında bayağı sağlam bir doktor. Şeyler o yüzden kızıyordu hani bu kadın diyetisyen değil niye bunlara karışıyordu? Kalp doktoru bu falan üzerinden yürünüyordu. Hatta o yüzden dava falan açıldı galiba. Canan Karatay sonra ne oldu bilmiyorum da arayıp sorarım. Kelle paça diye savunmuş. Sarıda kelle paça. Evet bu suçlamaları ne düşünüyorsunuz? Canan Karatay diyetisyenlikle hiç alakası yok mu? Yok yok. Aslında doktor. Daha güvenilir. Baya Celal Şengör gibi böyle. Kalp her konuya yorum yapan coğrafya. Neydi? Jeolog muydu? Jeolog. Yani şey. Ama o şey yani söylüyor evet. Zaten. Mesela Celal Şengör bir konuyla ilgili yorum yaparken referans veriyor. Onu seviyorum. Evet. Bilmem ne kitabında falan diye giriyor ya. Evet Celal Şengör'ün olayı o. Gerçi tabii biraz edgy yorumları da var. Millet ona laf ediyor da. Hayır efendim. Hayır efendim. Ama çok şey yani izlemesi çok, çok keyifli. Ben çok yani. Seviyorum ya. Aynen. Çok gaz anlatıyor her şeyi. Çok hoş. Evet. Bu kadar herhangi bir şeyi bu kadar tutkulu anlatan insanlar çok seviliyor. Hem bizim ülkemizde hem yurt dışında da öyle. Mesela futbol yorumcuları da o yüzden sevilir. Yani en çok futbol sevilen futbol yorumcularına bak. En tutkulu konuşanlar genellikle yani. Erman Toroğlu. Ali Ece çıldırdı mesela. Hani çıldırdığı için herifler seviyor falan. Evet. Sonra o bizi sevmiyor ama yapacak bir şey. Çok karikatürize geliyor bekledim. Öyle tipler ya. Hani ya Ali Ece özelinde söylemiyorum da işte Celal Şengör, Erman Toroğlu falan. Karikatür yani herif. Yani bir şey o kadar her şeyi bu kadar tutkulu olabilir misin hayatta? Belki bir tarz oturtmuşlardır bilmiyorum ama biz de mesela hani bazı şeyleri tutkulu savaştım. Çok fazla tutku dendi ya kapatsak mı tutku, bu konuyu? Evet bayağı bir yok kapatma. Devam. Güzel. Kapatıyorum yani. Evet bundan sonra sen sabah spor yapmaya devam edeceksin yani. Evet pazar. Aşıları bırakıyorsun. 3 gün konuştuğumuz haftada. Her şeyi. Aynen öyle. Güzel. Lahmacun yiyorsun durmadan. Tabii. Tamam. Peki ama her çıkışın bir inişi var. Bunu unutma. Şimdi mesela çok daha önceden yorulacaksın belki de bugün. Evet. Ama yarın olmayacak. Okay, ama daha dinç olacağım zamanla. İşte, 3 gün sonra öyle olmayacak.
3 gün sonra bizi bile gömecek kıvama gelecek. Doğru doğru. Gömüyorum ama yani. Hakikaten spor sonrası ben çok az spor yaptım. Yani 3 kere falan gitmişim. Ben bunu ben bunu onaylayabilirim. Ben yanındaydım. Ama 3 kişi çok az yaptım. 3 kişi diyorum. O 3 spor yaptığım anda da hayatım boyunca üç çok kişi, iyi hissettim. 3 kişi ben kaptan ve Boğaç. O yüzden 3 kişi. Yani, evet evet çok güzel hissediyorsun. Boğaç'ı spor salonunda niye yaptık? Götürdük. Boğaç ikinci günü Vine çekmeye başladı. Vine kariyerini başlattı. Boğaç spor salonunu bıraktı. Vine'ı da bitti. Bir daha Vine çekmedi. Ama ben size söyledim. Bak biri gelmezse gelmem dedim. Gelmediniz. Oğlum yani... Kimse gelmeyince gitmem ben de. Nereye? Spora ya. Şeye yazılmıştık ya. 20 kilo verdim ben. Ona. Ama sen nereye arabaya gidiyordun? Gidiyordun. Beraber yazıldık. Bir hafta gittik beraber. Ondan sonra gelmedim. Tamam da taşındım ama normalde. Orada da gidiyorum dedi. Arabayla gidiyor. Spor salonunun önüne. Oradayım. Ben evden çıkıyorum. 10 dakika yürüyorum ya. Bana şeyi anlatıyordu ya, arabayla gidiyoruz bak diyor, tam burada yakarsan kapısına geldiğinde bitiyor. Çok iyi. Spor salonuna gitmeye üşenmek çok güzel yani. Bir tek evet, çıktıktan sonra şey. Daha fazla yol teperek, yani yürüyerek daha fazla yol giderek yemek yemeye gidiyorduk. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. İnanılmaz. Ya, hak ettik falan. Hak ettik böyle. Hak ettik. Yağlı yağlı şeyler yedik. Evet. O yüzden biz kötü bu kanalda sağlıkla ilgili konuşulan şeyleri ciddiye almamanız gerektiği ve bizim altındaki yorumlara bize kızmamanız gerektiğini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, geçen bir videonun altına hadi yorum yazsanıza demiştik ya, bir kere bir şey yazın. Hala ya. Yazıyorlar. En çok yorum alan videolardan biri olmuş. Ve bayağı da önerildiği için de çok izlendi. Yani YouTube'un algoritması işte başkaları size yalan söyleyerek kırmaya çalışıyor. Hangi bölüm o? Hatırlamıyorum. Sizden gelenler 10. Evet, onlar. Sizden gelenler 10. Bakacağım hakikaten ne kadar izlenmiş. Bak bak iyi izlenmiş diyor, ben baktım. Çok izlenmiş. Harbiden mi? Geçenlerde hala yorum geliyor. Nasıl ya? O şey, benim geldiğim bölüm işte. Altına yorum yapın falan dedi. 96 bin o. Ha. Tamam. 196 fena bir o ne olsun? 196 bin o. Oha. Bayağı izlenmiş. Ya bak işte Allah Allah ya. Geçen gördüm oğlum. İyi izlendi yani. Ha, bir sohbet videosu. Ya biri düşününce 200 bin kişinin. Yanlış videoya bakmışım galiba. Bir saniye. İzmir gelsin. Bizden gidenler olmuş o. Orada şöyle bir diyalog var. O kelle paça diyor. Sonra kelle paça diyorlar. Evet evet diyorlar. Yumurta, yumurta diyor. Yani bunun cevabı yumurta mı gerçekten? Yani ya şey gibi işte ünlü Atatürk'ün özdeyişi. Ya istiklal ya ölüm gibi ya kelle paça ya yumurta. Ya yumurta gibi. Evet, aynen öyle bir şey veriyor. Kadın hepimizi çok. Kelle paça hani bir kişi anlıyor bu arada. O da dünyanın en saçma yorumunu yapan adam. Oyunda insanları biri evet, tutan evet, adam. Doğru, aa doğru. Çok evet. Kötüydü. Evet, evet. Onun devamı işte. Bir tek onun anlaması çok kötü oluyor bence orada. Evet. Çok iyi çocuklar ha onu izliyor. Bence şöyle yapalım. Kesin biliyorlardır. Oraya A yazmış biri kesin. Oğlum sizden gelenler 10 değil ki o video. Değilmiş işte. 200 yorum var orada. Bomboş gibi 3 videosu. 2900 yorum var videoda. Tamam. 109 bin izlenmiş. Heh. Çok kötü. Normalden az izlenmiş. Thumbnail'da kim var? Sen mi varsın? Thumbnail'da sen varsın. Füze gitti böyle. Füze gitti. Böyle geri döndü. Ey Allah. Yani kanka soğuksu koymuş. Ben kaçıyorum o zaman. Hey arkadaş ya. Ben onu o zaman başka bir videoyla karıştırmışım. Hiç de bir etkisi olmamış. Boş boş yorum yapmışlar. Video daha fazla önerilmesi gerekiyor normalde YouTube tarafından. Bunu ben mail atacağım. Önerilmiş olabilir. Beni görüp kapattılar diyoruz. Hey arkadaş thumbnail'da benim çıkmam. Olsun üzülme ya. Sen tıraşın harika olmuş bu arada. Bakayım. Aa güzel. Bu kadar asla görmeyeceksiniz bunu bu arada. Ölüm sessizliği. Asla görmeyeceksiniz bunu. Bu açayım mısın? Bunun dışında böyle güne başlamaya dair ya da gün içerisinde enerji kazanmaya dair başka triği olan var mı? Ya ben mesela bunda, benim çok ihtiyacım ben duş alıyorum sabahları. Evet duş ben sabahları alıyorum. Hiç belli olmuyor. Tuğcan bir ara şey matematiği kurmaya çalışmıştı. Bu açın saçının yağlı olduğu gün duş almadığı gündür diye. Evet ben onu... Onu çok pis yanılttım ama. Ben çok rahatsız olmuştum. Eğer doğruysa... Çünkü söylediği şey, ben senin sabahları duş aldığını anlayacağım yanıma geldiğinde. Bu açı çıplak hayal etmek istemedim. Bu açı şapkalı gördüğün her gün, önceki gece duş almadığını anlayabilirsin dedim. Çok rahatsız oldum bundan. Evet. Çünkü haklı olabileceğini düşündüm. Akşamdan almak çok saçma değil mi ya? Ben hiç sevmiyorum akşamdan duşu. Yani böyle benim uykum kaçıyor. Var ama.
Yani hem uykum kaçıyor hem bir de uyurken de ben ayı gibi uyuyorum. Mesela parlıyorsun. Olaylar var. Sabah erkenden işe gitmesi gerekenler yapıyor onu. Yani evet. Vakit kazanmak için. Ben kıyafetini falan seçiyorlar ya. Sabah yani. Gene erken uyanıyordum. Gene de sabah alıyordum. Sabah uyanınca uykun açılıyor bir, birazcık. Demek ki o bir seçim hayatta demek ki. Hayatta. Kaptan sen ne yapıyorsun? Akşam mı alırsın? Şöyle. Duş alıp hemen dışarı çıkacaksan işte ben öyle hasta oldum. Evet evet evet. Hani 2 saat evde oturacaksan tabii sabahlanmak daha ben iyi. Falan değil mi? Doğru olsun. Yumurta. Neden ya? Her şeyi kelle paçaklarını onaylayan bu. Dreams denedim dün gece. Dreams var ya PS4'de çıkan. Birazcık milletin yarattığı böyle bir şey yaratma oyunu diyebiliriz yani bir şey üretme oyunu. Peki müzik, oyun var mı? Kısa film. İşte milletin yarattığı oyunları oynayabiliyorsun ya da yapımcıların oyunlarını oynayabiliyorsun. Şöyle şeyler fark ettim. Metal Gear Solid'in mesela ilk bölümünü yapmışlar. Aynısı falan. Silent Hill'in bilmem sahnesinin aynısını yapmışlar. Avengers'ın Final dövüşünün, Endgame'in Final dövüşünün bir kısa animasyonunu yapmışlar. Teliflere hazırlanalım. İsimlerini de öyle. En çok şuna şaşırdım. İptal edilen PT var ya. Hı-hı. Adam bile aynısını yapmış ya. Falan. Bayağı duvarlar falan aynı böyle. Aklım çıktı. Oha müthiş. Bir girdim tutorialına. Yani hiç yapamazsın hiçbir şekilde. Yani çok zor, kod çok musun? Detaylı. Kod yok. Ama o kadar fazla hani dersleri izleyip hani evet. Kurcalaman gerekiyor. Tabii ki gerçekten onu bir oyun programında yapmaktan daha kolaydır ama böyle şey oldum yani o gaz böyle her geçen saatte böyle birazcık daha azaldı ve bir duvara hareket ettirdim böyle. Ben de yaptım sonra. O yürütü yükleyince, yürütü yükleyince gelen. Yürütü yükleyince, evet. Tamam karakter Force X evet, falan evet. Yazıp bıraktığın proje. Sonra gitti kare hareket etmiyor. İşte o Dreams'e daha iyi çünkü hani şeyleri falan böyle hazır objeler alabiliyorsun, hazır Dreams'le ilgili o söyleniyordu. Çok evet. Böyle komplikeymiş aslında. Hani aynen. Tamam basitleştirilmiş herkes kullansın diye ama yine de temelde komplike. Yani çünkü bayağı bir şey yapabiliyorsun abi. Yani first person oyun yapabiliyorsun yani. Evet çok garip bir şey bu arada. Bence evet. Bu arada hani çok oyun, keyifli ama. Oyun yapmayı oyun oynayarak veya oyunlarla ilgilenerek öğrenmek istiyorsanız Super Mario Maker var. O da gerçekten hani şey oluyor. Yani nasıl yaptıklarını anlıyorsun. Evet. Çünkü güzel bir matematiği var Super Mario'ların. Onu mesela replike ediyorlar veya değişik bir şekilde hani farklı bölümler yaratıyorlar. Başkalarının yarattığı bölümlere bakabiliyorsun ve yapması daha kolay. Evet. Dreams'ten bahsetme sebebim şeydi. Mesela çocuklar için keşke evet, arkadaşlar siz de 300. Çocuklar için çok etkileyici bir şey. Yani bir çocuğum olsa mesela direkt başına oturturum ve al takıl kardeşim falan diye kardeşim demem. İğrenç bir babası şu an. Yeğenime söyledim. Bak diye ben dayı ben üniversiteyi bitirmek üzereyim dedi. Adam 25 bunlar yaşında çok çabuk büyüyor kardeşim. Hemen büyüyor çocuktan. Ali 25 yaşında ne yapmaya çalışıyorsun? Ne bileyim en yakın şey oydu. Tamam. Zorlanıyor oturtuyorsun dayı ne yapıyorsun falan dedi. Orada da ya şeyi düşündüm ya kıskanıyorum ya ben bu şu anki jenerasyonu. Değil mi ya? Çok... Ben çok kıskanıyorum abi siz evet. Kıskanmıyor musunuz? Yani çok bu kadar şeye sahip olmalarına şeyden... Çok ayar oluyorum ve hala TikTok çekiyorlar ya. Ya bin tane yani her şeyi yapabilirsin. Kod öğrenmek ya. Aşırı kolay şu an ve hiç, yani. Çok üzücü yani. Evet, uzak var. Yani bilgiye bu kadar rahat ulaşabilmeleri gerçekten bir neyse. Bize de bizim büyüklerimiz diyor da biz de falan boomer falan diyorduk aslında. Herhalde böyle bir cycle bu. Yok, bize de diyorlar da biz zamanında kütüphaneye gidiyorduk bunları öğrenmek için. Siz şimdi hemen bilgisayara yazıp öğreniyorsun. Sen de yazdın lan. Sanki bir bana geldi bu teknoloji. Allah Allah. Gençler de hep kod öğreniyor. Ben de öğrenirim istersen. Ben alırım öyle. Tamam 50 yaşından sonra kod mu öğreneceksin? Öğrenirsin oğlum. İstesen öğrenirsin. Benim dedem neler öğrendi? Çocuk için de geçerli. Tamam ama çocuk böyle şeyleri daha hızlı kapabiliyor. Ama gençken daha sonuçta. Quick learner. Tamam, o yüzden ben emek verebilirsin. Çok kıskanıyorum yani bu jenerasyonu ve sinirliyim. O yüzden de yani. Bilmiyorum sizde böyle bir hissiyat yok mu ya? Boomer bu. Ben de böyle... Boomer'ım evet. Tam bir boomer'sın şu an abi. Yok ya benden. Ben hiç kızmıyorum. Ben de kızmıyorum ya. Hiç kızmıyorum. Niye düşündüm bu kadar? Hiç kızmıyorum. İstesem ben de öğrenirim. Ya ben öğrenemediğim için kızıyor değilim canım. Ya bırak şimdi. Hayır öyle bir şey yok. İstesem öğrenirim falan. Şeyle alakalı benim... Ya kızmıyorum tabii ki de şundan dolayı ya bunun değerini bilemiyorlar ya. Ya ben şeyi evet, o değerini konuda şey ama bize de aynı şey diyorlardı. O yüzden onlara da aslında bir söyleyecek bir şey yok. Çok büyük oluyorum yani. Ya böyle bir kere bahsetmiştim galiba da
böyle atıyorum MacBook alınmış mesela, öyle bir harcama yapılmış ama yani inanılmaz bir dünyası var ya Mac'in. Yani bütün kreatif bir dünya var. Ne bileyim, her şeyi yapabilirsin işte. Ama böyle Facebook'a giriliyor falan sadece. Hani o... Mac'ten Facebook'a girilmesine evet, mi kızgınsın? Evet, böyle MacBook'tan falan. Yok, haklı yani. Yani çok bir overkill bir harcama yapılan çocuklar var böyle. Yani tamam, hani şık alet falan filan da böyle hani hiç kullanmayacağı. Mac'ine gerek yok diyorsun. Bak, Erdem Mac aldığı için şeylere bakmaya başladı. Neydi onun adı? Hippie sayfaları. Müzik şeyleri vardı ya. Müzik sayfaları. Ne? Instagram'da hippie sayfaları var ya. Mac oldu. Mac ve pencere var. Yani normal. Eski ev pencere. Şey, neydi o müzik yaptığın program adı? GarageBand. GarageBand. GarageBand'e bakmaya başladı ve öksürükleriyle şarkı yaptı mesela bir sonra. Çok güzel oldu yani. Çok komik. Refinin bütün şarkıları GarageBand'de. Ya evet yani. Şu şarkıları öksürerek yapıyor. Öksürerek yani. Bu açın yaptıkları hariç. İnanılmaz bir şey var. Ben de. Yok, hiç fark edilmiyor. Ben şey istiyorum. Eski nesil ve bizim bir önceki neslimiz bize şey oluyor ya, uyuz oluyor ya bize adamlar. Yani aman işte gençlik böyle oldu, benim zamanımda şöyleydi falan filan. Ya bıraksınlar, gitsinler ev alsınlar böyle şey. Yani, tekniken şu anki yani var olan her şey senin jenerasyonun yüzünden şu an böyle. Hani bunu ben iyi olarak yorumluyorum öncelikle. Aynı şey bizim için de geçerli diyorsun sen şu an. Bizim için bizim de geçerli. Bizim için şu an ya geçerli değil ya. Biz şey bir şey işte değiştiremedik yani, şu noktaya kadar. Herhalde. Ya bir de şey böyle orada şey var. Onun geçmişine dönsen mesela o yaşlarda belki o da böyle aşırı mal hareketleri var. Tabii canım. Yani, daha da saçmadır. Daha da saçmadır belki. Ama dünya yani, göremiyor. Şeyi görüyor sandım. Biz dışarıda çocuklarda işte saklambaç oynayarak büyüdük. Şimdiki gençler bilgisayarın başında oturuyor. Benim Kore'den arkadaşım var o yüzden yani. Sen aynı Halkalı'nın mahallesinde büyüdün. Çok manasız bir şey ya, evet. Ben sadece şeye yani mesela biz öyle bir jenerasyonuz ki dünya falan öyle bir jenerasyonuz. O yaklanma yaratıyor. İkisinin arasında bridge olan evet, jenerasyon. Bridge oynadığımız jenerasyon. Öncekilerin arasında bridge'dir. O bizden önceki jenerasyon değil mi ya? Hayır hayır. Ya biz jenerasyon dediğim şu. Çocukluğunda. Biz Y miydik X miydik? Biz şeyde. Y. Y değil mi? Y'yiz. X yani. Aslında. Ben T diye biliyorum ama yalan olmaz. Ben Z'yim falan bir anda. Z bizden sonraki değil mi? Böyle. Tamam. Ağzına sıçtık köprü o muhabbeti. Duruyor bak. Köprü burada. Bağlayacağım bizi. Bağla bakalım. Bağla bakalım nereye bak. Yok yok, söyle ha, söyle. Söyle söyle. Söyle söyle. Şey bu. Zaten muhabbet. Kendi kaçar. Bir şey diyordun sen. Şey. Aa, unuttum lan, çok kötü. Şimdi biz bu köprü... Ha, köprü tamam. Onun sebebi... Yok yok, şunu söyleyecek. Ha, hatırladın mı? Hayır. Çok güzel. Geliyor gidiyor yani. Allah Allah ya. Bir saniyeliğine mi geliyor? Sen şu bağla köprüyü de bakalım. Sen söyle de bir kurtulalım. Hayır, bir de sanki çok big deal şey haline geldi yani. Büyük bir şey söyleyecekmişim gibi oldu. Şunu diyecektim ya sadece. Bizden önceki jenerasyon çok geç teknolojiyle ve internetle tanıştı. Ve alışkanlıkları bir atıyorum. Demin verdiğim örnek üzerinden. Biz kütüphaneye gidip öğrenirdik. Ve hala öyle öğrenmeye devam ettiler. Çok zor giriştiler ya bu dünyaya. Biz tam çocukken ve kafamız açıkken öncekini bildiğimiz yaşlarda bir anda geldi. Yani bilgisayar vardı ama internetle birlikte evlere girdi. Biz o sırada ergendik falan. O iki dünyayı da bilen tek jenerasyonuz gibi hissediyorum. Bu yüzden de değerini biliyoruz. Yani değerini bildiğimiz gene tartışılır ama en azından şunu biliyoruz. İki bunun dünyayı da bilen son da oynamış. Bunu biliyoruz. Yani sokakta da oynamış. Şeyde yapmış. Evet. Ama ya şey bütün bu yani. iPad'lerin içerisinde, şeylerin içerisinde doğunca hani bu zaten böyle ya, anladın mı? Dünya doğuyorsun ve bilgi hemen ulaşılacak bir şey. Yani ben yarın eskrim öğrenmek istesem öbür gün de öğrenebilirim. Anladın mı? Öbür gün de öğrenebilirim. Ya ben şeyden şüpheliyim yani. Ama bizim için öyle değildi. ben de şüpheliyim. 6-7 saat boyunca mesela saklambaç oynuyorduk. Benim gelişimime ne gibi bir katkısı oldu çok şüpheliyim yani. Acaba daha verimli bir şeydi. Yani 6-7 saat ben internetten niye çakma kaybetmek bir şeyler yapsaydım daha mı faydalı olurdu acaba? Yanılmıyorum tabii ki. Saklambaç oynadın ama orada koştun, birbirinizi kovaladınız, işte bir şeyler oldu, vücudun gelişti, kasların gelişti, dengen gelişti vücutta, o yüzden vertigo yaşıyorsun şu anda. Harika. Güzel. Ne diyorsun abi? Hani 6-7 saat saklambaç oynamaktansa çocuk bir branşa verilse ve orada profesyonel bir eğitim alsa bence aynısını gene karşılardı. Ama sokak kültürü dediğimiz şey lazım biraz ya. Sokak kültürü biraz lazım yani.
Yani ilk okula giderken işte bıçak yarası onun nasıl tedavi edileceği, işte bir şeyi bir şeye nasıl dönüştürüleceği. Aptal'ın yaptığı boomerlıktan bahsediyorum işte. Yani 6-7 saat saklanmaç yani, anladın mı? Ya da halı saha. Ama ya bak da söylediğin şu noktada haklı bence. Fiziksel olarak sadece bilgisayar başında oğlum fiziğini kullandığın her anda gelişirsin. Zaten bilgisayarın başında oturmak sıkıntı değil ama sokakta oynamak bunun şeyi değil, kaynağı değil. Sokak... Yani bilinçli bir spor yap, bir saat yap. Bence daha faydalı. Ama işte 5 saatte cebine kalsın. Mesela yani kavga ediyorsun biriyle, atarlanıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Şey yani bunları da öğreniyorsun. Duygular. Bir de iletişime geçmeyi mesela illa sokak değil bu arada söylediğim. Dediğin gibi yani bir kurs da olabilir de. Gerçek iletişimle internet üzerinden olan iletişimin de büyük farkları var. Yani o insanların ağzına geleni söylemesinin bir sebebi de belki bu jenerasyonla alakalıdır. Yani hayda. Bence onun şeyler de var da okulda yani, yüksek yaşta olup gene böyle konuşanlar da var internette ama buna alışıp büyümek de belki bunu tetikliyor olabilir. Belki bence okulda diyorsun. Onun kilidi ya. Yani çocuk mesela devlet okulunda okudum ben. Şimdi düşünüyorum, çocuğum olsa kesinlikle devlet okuluna gönderirim. Çünkü az önce övdüğümüz her şeyi devlet okulu karşılıyor zaten. Ben de gönderiyorum. Aynen. Yani, yani o dediğin o işte doğru karşılıyor. Façayı da yiyor çocuk orada. Karşılıyor. Böyle steril tipler de yok. Böyle annesi babası konsolos böyle herif. Hayatında küfür etmemiş çocukla arkadaşlık etsin istemem mesela ben kendi oğlum kızım. Çünkü yani gerçek hayat öyle değil. Onlar da düşünmeyelim mi? Ama işte çok şaka. Diyorum şey bence çok abartılıyor. Bir de şöyle aynen gizli bir grafik var. Böyle o teknolojinin gelişiyle anne babaların boşanma hızı arasında 90'lılar boşanma sezonu değil mi ya? Benim hep bütün 90'lı arkadaşlarım anne babası ayrı benim falan şu an. Benim de çoğu arkadaşımın evet. Böyle benim garip bir şey ayrı, dökülme var orada. Teknolojiyle çok bağlantısı var mı? Var Facebook Messenger'la bağlantısı var. Okul arkadaşlarını buldu hepsi aldattılar aslında. Ya o Esma Hanım ne olmuş ya öyle? Ne biliyor musun? Şeyde de ya ufku açılıyor insanların internetle beraber, o da var. Yani internetle tanışmayıp sadece o mahallede kısıtlı sosyal çevreyle açılamayınca. Age of iPhone ya. iPhone'u burada marka olarak değil, hani birey telefonu olarak diye düşün ama. Öyle diyorlar ya şimdiki çağımızda. Yani herkes birey. Kimsenin toplumsal bir rolü kalmadı. Herkes kendi markası oldu bir anda. Telefon o yüzden handle'ımızla zaten. Evlilikler çok rahat bitebiliyor çünkü evlilik sana bir sürü rol veriyor ya. İşte çalışan, aile babası, anne, karı, koca falan bir sürü rol veriyor ya. iPhone olduğu zaman sen bireysel bir markasın ve hiçbir role bağlı kalmak istemiyorsun. Çünkü her rol diğer olabileceğin rollerden vazgeçmek demek ya. O yüzden boşanmalar artıyor yani. Ki bence bu şey evrimin şeyi, sosyal evrim sonraki aşaması. Şey bence de abi boşanma evlilik yani kötü bir şey oğlum. Boşanmaların bütün sebebi boşanmaların bütün sebebi evlilik yani ben size söyleyeyim. Louis C.K. şeydi ya mutlu olmanın formülü boşanmış evlilik bir kozadır. Boşanma kelebek halidir. Ya boşanmak için önce evlenmeniz gerekiyor yani mutluluğa ulaşmak için. Benim öyle çok abartıldığını düşürdüğüm bir şey daha var. Ben bunu söyleyebilirim gibi hissediyorum çünkü çok yaptığımı biliyorsunuz. Kitap okumak. Ben de hakikaten çok kitap okuyorum. Ve muazzam bir israf şu an. Bu çağda. Çünkü kitap okurken başka hiçbir şey yapamıyorsun. Meditasyon olarak okuyorsan okey. Ama bilgi öğrenmek için kitap okuyorsun mesela. Hiçbir şey yapamazsın abi başka. Ne bir şey izleyebilirsin, ne bir şey dinleyebilirsin, ne başkasıyla konuşabilirsin. Oturacaksın ve kitaba odaklanacaksın ve çağ buna müsaade etmiyor. Senin 2-3 saat tek bir işe ayıracağın bir zamanın yok artık. O yüzden podcast yükseliyor bak dünyada. Bir şey yaparken yapabileceğin şeyler. Aynen. Tabii. Sessiz kitabı. Mesela kitabı mesela bir 10-15 yıllık ömrünü görüyorum. Ondan sonra çok niş şeylerin, sesli videosunu izleyemeyeceğin evet şeylerin, işte bilmem ne mekatroniğindeki plastiklerin şeyi falan gibi bir şey varsa, videosu yoksa kitabını okursun da geri kalan hiçbir şeyin kitabının kalacağına inanmıyorum. Yani harcama olarak evet katılıyorum ya. Şey gibi, ağaç bilmem ne kesimi falan olarak hani. Kitabın ama mesela yok, yemişim ağaçları ben uyuz oluyorum ağaçları. Kitabın olayı müzik CD'si gibi de düşünmemek lazım ama. Sadece çünkü müzik CD'sindeki ama o bağlılığı çok fazla hissedemiyorsun ya. Ne? Yani şöyle. Mesela kitapta insanlar bir duygusal bir bağ hissediyor. Onu dokunmak falan gibi böyle şeylerle övüyorlar ya.
ya. Boş işte. O yüzden bence o anlamda hiç gitmeyecek şey ama boş işte. Yani ya Kindle mesela dokunayım falan. Evet. Bence de gerek. E-kitap falan olabilir dediğiniz ama okumanın önemi şu yüzden gerekiyor. Türkçeyi daha iyi en azından dilini daha iyi anlayabilmek değerleri için. Değerleri bir ayırın da. Evet yani okumak yazı, aşırı önemli bir şey. Dinlemek yetmiyor. Dinlemek yetmiyor. Yani dinlemek okey bilgiyi alıyorsun ama bilgiyi aktaramayacaksın bir dahaki bir sayı. Ben mesela o konuda çok uzun süredir hiçbir şey yani yazmadığım için doğru düzgün böyle. Yani okulda yazıyordum en son. Şu anda böyle bir iki yazı yazmaya çalıştım. Mesela çok zorlandım. Yani Google'da sekmede TDK da çıktı bir yandan. Yani devamlı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. TDK, çünkü az kitap okuyorum. TDK'ya benim katılmadığım bir sürü nokta var ya. Saçmış. Mesela bazı şeyler birçoka baktım geçen. Birçok birleşik yazılıyormuş. Sebebi ne? Nasıl açıklamışlar biliyor musunuz? Ne? Kalıplaşmış olduğu için. Ha, var öyle şeyler. Ama bu kalıplaşmış mesela, olup ayrı yazdığımız şeyler de var. Hoşça kal. Var şey. Hoşça kal. Hoş geldin. Hoşça mesela, kalın evet ya. Ben ona çok şaşırmıştım. Ya, ayrı yazılıyor. Tamamen yanlış. Evet işte. Mesela o niye birleşik yazılıyor? Ya, TDK onu şöyle kabul ediyor. Bir süre birleşik yazılıyormuş bu arada eskiden. Sonradan. Onu şöyle kabul etmiş. Abi. Bunlar karşılama ve vedalaşma kelimeleri değil diyor. Tamam mı TDK? Ama aslında öyle. Ve hoşçayı ayırınca vurgu sıfattadır ya. Ben herifin gelişini çok beğenmişim gibi oluyor. Yemin ediyorum. Bu yüzden mi rahatsız? Ya da kalışını çok beğenmişim gibi oluyor. Hayır. Kelime ayrı yazarken ki anlamından bahsediyorum. Güzel geldin demekle hoş geldin demek aynı şey oluyor. Ama güzel geldin diye bir kullanım yok. Hoş geldin diyoruz. Bu ayrı bir kalıp. Evet. Mesela goodbye, i̇şte welcome yani. Anladın Baglar mı? Var abi. Goodbye, var. Welcome ayrı mı yazılıyor? Hayır. Yani ayrı kelimeler ama birbirlerinden bağımsız bir anlamları yok ki artık onların. Yani karşılıyorum. Kim olursa olsun. Topallayarak gelen bir adam da maksadını aşmasın. Hoş gelmiyor adam. Gelişi yanlış, kusurlu hatta belki. Ama hoş geldin diyorum herife. Demek ki burada anlam farklı bir anlam ama ayrı yazacaksınız diyor TDK. Evet, diyor, hayır. Evet. Ya ayrı yazılmayacak aslında o. Evet. Uyuzum TDK'ya. Bence de sıkıntı var. Ben de birçok da çok isyan. Düzeltiyorlar zaten durmadan ya. Güncelliyorlar. Yani şey dengesizlik bir durumu var. Nereden gelmişti konu buraya? Hafta sonu mesela. Hafta sonu. Ha evet. Çok bileşik yazacakmışsın gibi. Yok, ama ayrı, değil. Ayrı, saçma ayrı. Sapan mesela. Bu ayrı yazılıyor biliyor musunuz? Ayrı. O da saçma bence. O da saçma sapan bence. İkilemeler saçma ayrı sapan yazılır diye genelde işte, kuralları evet. Var. Garip yani. Ama böyle mesela hani saçma yani saçma sapan da gene birçokun açıklamasını bir sebep olarak kullanabilirsin. Yani saçma sapan bileşik yazılır. Çünkü deyip aynısını oraya kopyalasan kimse bir şey demez. Zaten şöyle yani, bir mantıkla var. Ulaşamıyorsun. Diyor bakman ki, lazım. Bütün yani. İkilemeler ayrı yazılacak diyor tamam mı TDK? Tamam da ikilemelerin bazıları manasız harf kelimeler. Mesela eğri büğrü. Büğrüyü ayrı yazacaksın diyor. Büğrü ne oğlum yani anladın mı? Öyle bir şey yok. Ama ikilemeler ayrı yazılır. Peki tamam eğri büğrü. Çok güzel. Böyle işte bu isyanlar benim çok hoşuma gidiyor. Yaşadığımı hissediyorum böyle ufak şeyler hissediyorum. Ya tire koyalım arasına. Ona da okuyayım. Hatta bence daha doğru. Eğri tire büğrü. Yok diyor. İki tire diye bir şey yok diyor. Eğri tire büğrü de güzel şey olur. İsim olur. Eğri tire. Müzik grubu ismi. Mesela en basitinden abi. Hala TDK'ya çok yazınca değişim. Abey diyor. Ha, evet. Yok ne artık. Maraba mıyız lan biz? Ne abi? Abi. Bir ya ara böyle bir şeylerin Türkçeleri çıkıyor ya. Böyle artık o da böyle ne? İşte hiçbir aklıma gelmedi. Çok otur kaçtı götür geç. Hayır o zaten öyle de. O tarz böyle sosyal medyada kullanılacak öz çekim, şeyler. Selfie. Onlar falan diyorsun. Nasıl böyle kriminal. Ben ama onu yapmaları okay gerekiyor. Yani ama çok daha hızlı olmalı. Evet, yani. Çok daha evet. Ya selfie çok, olayı bittikten sonra. Oturdu mu bu iyice dile? Tamam. O zaman bir Türkçesini bulalım artık falan gibi bir şey oluyor. Yani tamam zaten mesela, o yüzden çok başarılı mı? Çok başarılı şeyler var kullanılır abi hızlı bilgisayar ya. Abi mesela bilgisayar onu da örneğini verecektim. Kompüter diyordu millet yani evet, zamanında. Kompüter. Soru işte soru yani. Sual normalde. Sonra diyorlar ki soru yapalım bunun Türkçesini. TDK'nın bulduğu bir kelime zamanında Türk Dil Kurumu işte. Çok başarılı yapılmış. Mantıklı falan demiş millet kabul etmiş sual yerine. Belge geçer. O ne? Fax. İşte ama bak uzun işte uzun. Tamam sorun o bir de. Benim şey böyle sürpriz bozan. O ne? Spoiler. Sürpriz bozan. Harry Potter'da şekerleme ismi gibi anladın mı? Sürpriz bozan çok iyiymiş ya. Harry Potter'da yenecek şekerleme ismi gibi. Bir de bir iki filmi de çok yanlış şekilde çeviriyoruz ya isimlerini.
Filmlerde çok fazla hata yapıyor çevirmen. Çok ya. Spoiler veren film isimleriyle dolu falan. Ben en çok şeyi seviyorum. Sil baştan spoiler. Konuşmuştuk gerçi bundan önce de. Bunu ayrı içeriğiyle çıkar ya. Ateşten kalbi, akıldan dumanı. Evet abi, onu nasıl buldun ya? Şey, evet ya. Ah Mary, vah Mary. Ha, evet yani. There is something wrong about Mary. En iyisi şey ya, Jackie Chan İstanbul'da. Evet evet. Altın yumruk İstanbul'da. Ha, altın yumruk İstanbul'da. Hiç alakası. Who am I? Kimim ben kimim? Derim. Altın yumruksu ve İstanbul'dasın yani. Öncelikle bunu bir soruyu cevaplayalım. Herif orada bir varoluşsu ve cevap sancı içerisinde ya. Sen... ben kimim? Sen altın yumruksun. İstanbul'a geldin. Cevap verdin. Turist getireceğim buraya. Allah Allah. Şu arabayı kaydırıp park et, geri geri bakayım. Siz kimsiniz ya, böyle bir isim koyuyorsunuz ya. Herif öyle bir sanat yapmış yani kendini. Altı yumruk sanatta İstanbul. Sanatta demeyelim şimdi. Çok en kötü de. Şey o Righteous Kill'i orijinal cinayetler evet, diye çevirdiler. Ya. Haklı cinayetler işte ya. Evet, Righteous Kill oğlum, orijinal cinayetler. Öyle bir öldürecek ki hiç görmedik daha. Façap falan böyle. Ama canım çok orijinal bir yumurta. Evet, o zaman bugünkü bomboşunu da böyle yüksekte bitiriyoruz artık. Sonuna gelmiş olduk. Böyle içlerinde kaldı. İçlerinde. O yüzden bir başka bomboşa da tıklayacaklar şimdi. O da 109 bin izlenecek. Bamba koy bu açı. Evet evet. Hiç bir şekilde başlığa tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir başka bomboşta yine birlikteyiz. Görüşürüz. Let's go.